Şeref duyduk. Hoş gelmişsiniz başkanım. Hoş gelmişsiniz. Merhaba. Buraya mı geçiyorsunuz? Geçmiş olsun. Başkanım, bir bakıp sağa dönelim hemen. Bir saniye başkanım. Hepimizi hep beraber başımız sağ olsun. Geçmiş olsun ablacığım. Teşekkür ederim. Sakin. Geçmiş olsun. Başkanım, Samandağ'da AFAD'la 120 tanesini de 150 tanesini biz kurduğumuz bir çadır kenti teslim ettik. Biz de destek oluyoruz o alana. Dolayısıyla orada da bir çadır alanımız var. Deniz kenarında, stadyumun içinde. Bir kısmını AFAD'da, bir kısmını biz kurduk. Oraya yerleşim başladı mı? Yerleşim başladı. Dün vali beri, stadyumun içinde. Stadyumu biliyorum. Evet, stadyumun içinde. Şu anda kültür merkezi de yapılıyor. Evet, oraya da yapılıyor. Bitti mi bitmedi mi bilmiyorum ama çalışıyorlar. Geçmiş olsun arkadaşlar. Kolay gelsin. Sağ ol, elinize sağlık. Merkezi kurduğumuz çadırlardan bir 15'e yakınını da buraya kurduk. Dün depo alanı buradaydı. Vatandaşın kalmasıyla sıkışmasın diye orada bir arazi bulup oraya kaydırdık. Kayıt alıyorlar şimdi vatandaşları yerleştirmek için. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Başkanım, sağ olsun. Aydınlatması, jeneratörleri, hepsinin içine elektrik verildi. Hepsi kalmaya hazırlandı. Kolay gelsin. Başlıyorsunuz değil mi dağıtıma? Tamam. Hadi elinize sağlık. Ekipleriyle zabıta burayı koordine ediyor. Güzel olacağız değil mi? Aferin kızıma. Güzel kızıma. Aferin, bir fıstık da burada. Onlara güzel kitaplar yollayacağız yakın zamanda. Sağ ol yakışıklı. Sağ ol. İnşallah her şey daha güzel olacak. Çocuklara halk sütü sandığımız tamam. Burada. Çok iyi. Hoş bulduk. Sağ olun. Eline sağlık. Bravo. Nasılsınız? İyi görevler. Kolay gelsin. Başkanlar geldiniz. Nasılsınız? İyi görevler. Başarılar. Arkadaşlar tekrar elinize sağlık. Kolay gelsin. Kolay gelsin, iyi görevler dilerim. Sağ ol. Başarılar, emeğinize sağlık. En iyi çalışan ekip Uşak ekip. Maşallah. Bütün zamanda halka da gerçekten çok memnun, çok müteşekkir. İyi örgütlenmişler, iyi organize olmuşlar. En iyi organize olur. Gurur duyuyoruz. Sayın Başkanım. Biz burada AFAD olarak, Uşak AFAD ve Düzce AFAD olarak pazartesi saat 22 sularında buraya girişimizi yaptık. Yine tabii jandarma genel komutanımız, sahil işte güvenliklerimiz, yine işte hani polis arama kurtarmalarımızla birlikte geldi. Sayın Başkanımızla da zaten salı sabahında toplantı yapmıştık. Gece saatlerine direkt yani ilçeye giriş yaptığımızda canlı belirtisi olan yani ses gelen enkazlarda çalışmalarımızı yaptık. Daha sonra da Uşak İl Müdürümüz koordinasyonunda şehrimize sektörlemeleri yaparak şehrimizi ikiye bölerek Atatürk Caddesi'nden direkt burada çalışmalarımız devam ediyor. Karakolumuzun buraya direkt karargahı yerleştirdik. Uşak itfaiyemiz, Uşak şefimiz direkt buradalar. Ben de şahsım Düzce AFAD olarak Şel bölgesinde direkt konuşlandık. Buradaki personellerin sevk idaresiyle birlikte şu an çalışma yapmış olduğumuz enkaz sayımız 6. Kalan. Sadece Sayın Başkanım hani direkt net bilgi verir. Simge Market'in bulunmuş olduğu bir binamız var. Onu da Sayın Valimizle, Sayın Kaymakamımızla dün gece saatlerinde keşfinde yaptık. Acil yıkılacak olarak yıkıp binada bir kayma var. Yan tarafında 3 tane cenazemiz var. Direkt onları alabilmemiz için binayı yıktıracağız. Bugün de ilgili bütün yıkım ekiplerimiz bölgemizde şu an intikal halindeler. Yani büyük makineler gerekiyor. Yani şu an ilçemizin en büyük binalarından bir geliyor, tanesi. Geliyor gemide istedik. Gemide geliyor. Onu yaptıktan sonra yani bugün eğer ki hiçbir enkazda çalışmamız bitmese dahi o binayı yıkınca 7 tane enkazımızda çalışmalarımızı yapacağız. Tabii ki hani inşallah canlılarımıza ulaşırız. Hala umudumuz var ama. Şu an ayrıyetten de geniş alan taramalarını yapıyoruz. Sayın Başkanımız zaten direkt muhtarlarımıza da iletişim halindeler. Muhtarlarımızdan, vatandaşlarımızdan bilgileri direkt geçiyorlar bizlere.
direkt alanımızı tarıyoruz. Allah'ın izniyle inşallah en kısa sürede bitireceğiz. Millet size minnettar. Elinize sağlık. Biz de sizden çalışma yaptınız. Şahsım adına bir ricada bulunuyorum. Baz istasyonu sayımızı acilen çoğaltmamız için yok. İletişim. Şimdi yolda burada onu söyledi, yani duyuracağım. Maalesef iletişim kuramayınca kopukluk oluyor. Yani iletişim konusunda çok maalesef. Ben de ikinci günü buradaydım. Salı çarşamba. Sayın Başkanım şöyle bir durum oldu. Biz genelde yani buradan bütün deprem hattı boyunca gittik. Genelde o sorunu iki gün boyunca yaşadık. Şunu da atlamadan hala söyleyeyim. Devam edeyim. Atatürk Caddesi'ndeki en büyük şu an 3 tane enkazımızla da sizlerin yani İBB'nin personelleri çalışıyor. Güzel. Onlar zaten direkt enkazları aldılar. Koordineli bir şekilde. Zaten beraber. Beraberiz. Dün enteresan yani bir olay yaşanmış. Bizim mobil istasyon gidince afet başında bekleyen bir nişanlısı diyeyim. Mobil istasyon gidip çalışmaya başlayınca bir şey takır 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 enkazdan mesajlar, mesela daha önce atılmış mesajlar düştü. Evet. Canlı olduğu anlaşıldı ve kurtuldu bir tane kişi öyle. Yani iletişim önemli. Bir can, yani bir can bizim için yani çok ama önemli. Ama o işte o iletişim olamaması. Evet. Elimizi yani ayağımızı bağlıyor başkanım. Bu çok konuşulacak bir konu olacak. Yani bu özellikle verici istasyonlar çok konuşulacak bir konu olacak. Yani. Daha iyi günlerde buluşacağız. İnşallah. İnşallah. Başımız sağ olsun. Zikir. Bizim aklımız, gözümüz, işimiz, elimiz burada yani. Başkanım ayağınıza sağ olun.